Türk halkı, Türkiye halkları 22 yıldır sizinle birlikte ne mutludur ne de özgürdür. DEM Parti yerel seçim mitinglerinin finalini Van ve Muş'ta yaptı. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın katıldığı Van mitinginde 10 binler toplanırken Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Muş'tan seslendi. Seçimin nabzını tutan anketlerle kulisler tartışılmaya devam ediyor. Özellikle siyasi partilerin büyükşehir adaylarına ilişkin kulisler merakla izleniyor. AK Parti'nin kendi anketlerinde İmamoğlu'nun 5.3 puan önde olduğu bilgisi ve AK Parti içindeki motivasyon düşüklüğü dikkat çekiyor. 18.137 seçmene seçim kurullarında itiraz ettik. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandık güvenliği için alınan önlemleri yayınladığı videoyla anlattı. İstanbul genelinde 18.137 seçmene seçim kurullarında itiraz ettiklerini belirten Çelik, itirazlarının sonucunda 4.324 seçmenin eski adreslerine geri gönderildiğini aktardı. Çelik, seçim günü 33.227 görevliyle sandık başlarında, okullarda ve seçim kurullarında olacaklarını söyledi. Kürt halkı her zaman barış elini uzatmaya, her zaman müzakereye, her zaman diyaloğa açık bir halktır. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin final mitingi olan Van'da konuştu. On binlere seslenen Bakırhan, yapılan bütün yanlış hesaplar bu meydanlardan döner dedi. 40 yıldır önce baskıyla sindirmeye çalıştılar. Önce faili meçhul cinayetlerle sindirmeye çalıştılar. Yetmedi, köylerimizi boşalttılar. Köylerimizi yaktılar, yaylalarımızı yasakladılar. Bir kez daha Kürt'ü tanımayan, diline bilinmeyen, dil diyen, iradesini zindanlara tıkayanlara diyoruz ki yanlış hesabınız Van'dan döner, bu meydandan döner. Ardından iktidara seslenen Bakırhan, baskı ve inkarcı politikalarınızdan vazgeçin dedi. Kürt halkı her zaman barış elini uzatmaya, her zaman müzakereye, her zaman diyaloğa açık bir halktır. Tuncer Bakırhan, kayyımları belediyelerin bütçelerini AK Parti adayları için kullanmaları üzerinden eleştirdi. Kayyum efendi zaten orayı gasp ettiğini çok iyi biliyor. Batman halkının, Van halkının bütçesini AKP'li adaylar için harcıyor. Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Van'dan cevap verdi. Dün demiş ki, Kürtler bizim sayemizde mutluluk ve özgürlük gördü. Kürt halkı, Türkiye halkları 22 yıldır sizinle birlikte ne mutludur ne de özgürdür. Türkiye halkları 31 Mart'ta oylarıyla bu zalim düzene, bu faşizan anlayışa, bu kayyumcu anlayışa kırmızı kart göstererek bir nebze de olsa mutluluğu ve özgürlüğü tadacaktır. Muş'un Bulanık ilçesinde partisinin halk buluşmasına katılan Eş Başkan Tülay Hatimoğulları da seçmenleri oy vermeye çağırdı. Kayyım politikalarının istenmediğini belirten Hatimoğulları, artık kayyım zihniyetine izin vermeyeceğiz dedi. Ardından Muş'ta sandık görevlileri ve müşahitleriyle yapılan toplantıda konuştu. Dem ağacı köklerini tam da bu mücadeleden, devrimci yurtsever mücadeleden alarak köklerini derinlere o kadar sarmış ki bizleri asla köklerimizden alıp koparamazlar. Seçim çalışmalarını değerlendiren Hatimoğulları 31 Mart akşamı karşılığını alacağız dedi. Bu emeği veren bütün arkadaşlarımıza, değerli halklarımıza, kadınlara, gençlere partim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu emeğin karşılığının 31 Mart akşamında her yerde alınacağına inanıyorum. DEM Parti'nin Şırnak'ta yapılan halk buluşmasına Kürt siyasetçi Leyla Zan'a katıldı.
Zana 2007'de vefat eden Kürt siyasetçi Orhan Doğan'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Cizre'ye giden Zana'yı DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve partililer karşıladı. Ardından Şırnak'ın Kumçatı beldesinde konuşma yapan Zana, yerel seçimlere ilişkin mesele sadece belediye değil, bu bir referandumdur diye konuştu. Eğer mesele koltuk olsaydı ben de ilçe ilçe, köy köy gezmezdim diyen Zana, sorumluluğumuz büyük ifadesini kullandı. Zana Kürtlerin herkesi kucakladığını ancak mesele Kürtler olunca yalnız bırakıldığını belirtti. ...31 Mart yerel seçimlerine 48 saatten az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan'ın bugün ilk durağı İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi oldu. Ne diyor? Tam ileri. Ne tam ileri ya? Sen tam gaz geri gidiyorsun. Cumhurbaşkanının hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. 5 yıl İstanbul'a yatırım yapılmadığını söyledi. İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda, ya tatilde ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde, anlıyorsunuz değil mi? Ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta. İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez. Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer konuysa CHP'deki para sayma görüntüleriydi. Depreme hazırlığa harcanması gereken kaynaklar nereye götürülüyor diye sordu. İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Hayır. Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul ne oldu? Dolar. Ne oldu? Avro. Ve bunlar bir yere götürülüyor. Peki nereye götürülüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a oy istedi. İstanbul'u emin ellere teslim edin dedi. Bu kardeşiniz yaklaşık 5 yıl İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etti. Sonra beni nereye gönderdiniz? Başbakanlığa gönderdiniz. Sonra Cumhurbaşkanlığı. Ve dediniz ki İstanbul emin ellere teslim. Ve bunu yaptık mı? Şimdi de emin eller Allah'ın izniyle Murat Kurum kardeşimle ve tüm ilçe belediyeleriyle gerçekleşecek. Seçimlere dair anket sonuçları kadar kulis bilgileri de merakla izleniyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, önceki gün katıldığı televizyon programında ölçümlerimize göre 1.7 puan farkla kazanacağız dedi. Bu açıklamanın ardından gazeteci İsmail Saymaz, kurumun aksine AK Parti'nin yaptığı ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5.3 puan önde olduğunu belirtti. Araştırmanın 3000 kişiyle yapıldığını belirten Saymaz'ın kulis bilgisinde partilerin oy oranları da yer aldı. Anket araştırmasında kararsızların dağılımı sonucunda Ekrem İmamoğlu %44.7, Murat Kurum 39.4, Meral Danış Beştaş, Murat Çepni 4.5, Azmi Karamahmutoğlu 4, Mehmet Altınöz 3.8,
Burak Avuncu 1.5, diğerleri 2.1 oy oranına sahip. Bir diğer kulis değerlendirmesi Nuray Babacan'dan geldi. Nuray Babacan değerlendirmesinde AK Parti'nin anket paylaşma heyecanının azalmasını ve yönetimdeki sessizliği moral bozukluğu olarak yorumladı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum'un adaylık sürecine değindi. Her ne kadar kurum yapacaklarıyla gündeme gelmeye çalıştıysa da 2009'da emlak konut yöneticiliğiyle başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla devam eden 15 yıllık kariyeri boyunca altyapı ve depremle ilgili sorumluluklarından kaçamadı. Kurumun İstanbul'daki ibresi tüm hükümetin desteğine rağmen yükselmedi. Turgut Altı. AK Parti'nin tartışmalı bir diğer adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'ta Babacan'ın değerlendirmesinde yer aldı. Altınok'un mülk Allah'ın sözünün ardından ortaya çıkan serveti tüm AKP'li adaylarla ilgili imaj oluşturdu. Siyasi kulislerde mülk Allah'ın değil AKP'lilerinmiş göndermelerine neden oldu. Erdo Acıbadem'imiz. Nuray Babacan'ın değerlendirmesinde dikkat çeken noktalardan biri, AK Parti'nin Anadolu oylarının düşüşüne ilişkin parti içinden gelen değerlendirmelerin olduğu iddiası. AKP'nin alması banko görülen Anadolu illerinde bile oy kaybının yaşanacağı kabul ediliyor. Anadolu'daki oy kayıplarının AKP'nin oylarını %30-32 bandına çekeceğini iddia edenler var. Seçmen bize ders verecek değerlendirmesi yapan AKP'liler bulunuyor. Allah rızası, buradaki sizlerin duası. 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul'u yeniden almak isteyen AK Parti seçim çalışmaları için tüm imkanlarını seferber etti. Sahaya inen bakanların AK Parti'nin adayı Murat Kurum için oy istemeleri tepkilere neden oldu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin konuşan kurum bakanları Cumhur İttifakı'nın bakanları diyerek savundu. Bakanlarımız geliyor, gelecek. Ya biz sonuçta Cumhur İttifakı'nın bakanları, devletin bakanı. Gelecek devletin projesini veya orada beraber çalıştığı çalışma arkadaşına ilişkin görüşlerini, fikirlerini, önerilerini paylaşmaktan niye rahatsız olur insan ya? Seçim çalışmaları kapsamında halk buluşmalarına devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Çatalca'da yurttaşlara seslendi. Konuşmasında ülkedeki ekonomik krize değinen İmamoğlu, iktidara onların derdi millet değil, dertleri başka diyerek tepki gösterdi. Kanal felaketine para verirken güzel, emeklinin başı öne eğilirken ona vereceğiniz parayı bütçeye yük görüyorsunuz. Dertleri başka. Bakın onların derdi millet değil. Onların derdi millet olmaz. Onların derdi millet olsa emeklinin yanında olurlar, öyle değil mi? İktidarın geçtiğimiz genel seçimlerde verdiği vaatlere de değinen İmamoğlu, bu vaatler hakkında iktidarın yokmuş gibi davrandığını savundu. Kimin dürüst, kimin iftira attığını milletimiz gördü. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Dürüstlük kazanacak. Vicdan kazanacak, vicdan. Biz icraatçıyız. Biz halkçıyız, halkçı. Bizim işimiz icraat, hizmet, yatırım. Onların işi ihanet, israf. Kıymetli İstanbullular, değerli hemşerilerim, seçim ve sandık güvenliği ile ilgili 3 ay önce başlattığımız çalışmalarımızın detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mart yaklaştıkça seçim güvenliği konusu da giderek önem kazanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı video ile partisinin sandık güvenliğine ilişkin çalışmalarının detaylarını anlattı. İstanbul genelinde 18.137 seçmene seçim kurullarında itiraz ettik. İtirazlarımız sonucu 4.324 seçmen eski adreslerine gönderildi. Çelik 2 Şubat'tan bu yana sandık güvenliği için çalışmaları başlattıklarını söyledi. 1980 seçim bölgesinde 1896 okulda, her okulda bir, 30'dan fazla sandık olan okullarda iki avukatımız görev yapacak. Sandık sonuç tutanaklarının sisteme doğru ve hızlı bir şekilde girmesi sandık güvenliği açısından önemli. Çelik, partisinin bilişim sorumlularıyla 4 tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. 2708 okul bilişim sorumlumuz görev yapacak. 35 ve üzeri sandık olan okullarımızda
2 bilişim sorumlumuz görev yapacak. 39 ilçemizde 867 seçim sonuç giriş sorumlumuzu belirledik. Önceki seçimlerde tartışmalı konulardan biri veri akışının sağlanamamasıydı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, veri akışının 4 aşamalı olarak sisteme girileceğini belirtti. 2708 okul bilişim sorumlumuz henüz ıslak imzalı tutanaklar okullardayken İBB ve ilçe belediye başkanlığı sonuçlarını sisteme girmiş olacaklar. İstanbul gönüllüleri İBB sonuçlarını okullarda sisteme girecekler. 3 ekrandan takip ettiğimiz verileri 4. ekranda YSK verileriyle karşılaştırarak uyuşmazlık olan sandıklara hızlıca itiraz edeceğiz. Buna göre seçim sabahından itibaren CHP'li vekiller, meclis üyeleri, ilçe başkanları, il yöneticileri sandık başında olacak. 33.227 sandık sorumlularımızla, okul kat ve bilişim sorumlularımızla, avukatlarımızla, müşahitlerimizle görevimizin başında olacağız. Türkiye pazar günü sandık başına gidecek. Belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugünkü durakları Ankara'nın Haymana ve Beypazarı ilçeleri oldu. Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkan adayı Levent Koç ile birlikte seçmenlere seslendi. Bir oyun bile seçim sonuçları için çok önemli olduğunu söyledi. Bir oy, bir oy fazla alan mühür eline geçiriyor ve 5 yıl sizi yönetecek. Bir oy da çok önemlidir. Sadece bana oy verip eğer Levent Başkan'ı seçmezseniz gene televizyonlarda duyacaksınız bunlar topal ördek diyecekler. Hizmetlerimizi engelleyecekler öyle mi? Yavaş'ın ikinci adresi ise Beypazarı oldu. Gündeminde ekonomi ve emeklilerin yaşadığı sorunlar vardı. Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un emeklilere aylık 5000 lira vereceğim vaadini hatırlattı. Nasıl yapacaksınız diye sordu. Şimdi rakibim diyor ki ben emeklilere 5000 lira vereceğim. Ankara'da 1.100.000 emekli var. Ayrım da yapmamış. Yani aylık 6 milyar. 72 milyar yapar bir yılda. Bizim belediyemiz bütün bütçesi 70 milyar zaten. Bol keseden atıyor. Ben de diyorum ki siz belediye başkanısınız. Bu emeklilerimiz de uzun süredir mağdur. Peki 5 tane emekliye destek oldunuz mu? Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözü bu pazar yapılacak olan yerel seçimlerde. Evet, Türkiye bir seçim ülkesi haline geldi. Düzenli aralıklarla halk oylaması, genel seçimler, yerel seçimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Oyumuzu kullanıyoruz. Yurttaşlar düzenli aralıklarla oy verseler de yine de her seçimde belirli oranda bir geçersiz oy sayısıyla karşılaşıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanlığı pusulasında yaklaşık 1 milyon 20 bin geçersiz oy kullanıldı. Bu pazar yapılacak olan yerel seçimde yurttaşlar 4 ayrı kağıda siyasi tercihlerine göre mührü basmalılar. Ancak özellikle bazı büyük şehirlerde bağımsız aday sayısının çok fazla olması nedeniyle oy pusulalarına hem mührü basmak hem de pusulayı doğru bir şekilde zarfa yerleştirmek ayrı bir önem taşıyor. CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, yurttaşlara oy kullanma aşamasında dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu. Hani oy bastığında mühürü bastıkları zaman illa o adayın bulunduğu çerçevenin içine basmaları lazım. Alttaki bağımsız adayı da karıştırabiliyorlar, oraya da oy basabiliyorlar. Yani bir pusulaya iki defa mühür basıldığında eğer farklı yerlerdeyse geçersiz sayılabiliyor. Özimer ayrıca yurttaşların hangi siyasi görüşten olursa olsun sandık başına giderek oylarını kullanmanın demokrasiye katkıda bulunmak olduğunun altını çizdi. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun gidip oylarını kullanması lazım. Bu çok önemli. Seçimlere katılım oranının Avrupa ülkelerine göre yüksek olduğu Türkiye'de her oyun geçerli sayılabilmesi için yapılması gerekenleri sizler için derledik. Öncelikle biz mührümüzü bastıktan sonra hızlı bir şekilde eğer kağıdı katlarsak bu mühür diğer sayfalara bulaşıyor ve oyumuz geçersiz oluyor. Bazen birden fazla yere oy basılabiliyor veya da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi tam olarak yuvarlak bölgeye değil, iki adayın ortasına veya da üstüne, altına yanlış bir şekilde mühür basılabiliyor. Mührün kuruduğundan emin olduktan sonra kağıtları doğru orantılı bir şekilde mühürümüzü bastığımız kağıdın
yüzeyi dışa gelecek şekilde katlıyoruz. İlk başta büyük olanı, sonra diğerlerini katlayıp hepsini toparlayıp oy pusulamızın koymamız gereken zarfa koyuyoruz ve oyumuz bu şekilde doğru kullandığımız için geçerli sayılmış oluyor. Siyasi partilerin seçmenlere ulaşım desteği sağladığı hareketli seçmen kampanyasında ilk yolcular yola çıktı. DEM Parti'nin hareketli seçmen kampanyasına 4000'e yakın kişi başvurdu. Seçimde oy kullanabilmek için başvuru yapan seçmenler yola çıkmaya başladı. Seçime 2 gün kala Yenikapı miting alanındayız. Seçmenlerimiz sabahın 8'inden itibaren gösterip buraya geldiler. Buradan Sirt'e iradeni korumak için gidiyorum. Bir oy da bir oydur. Herkes kendi sandığına, kendi şeyine şey gelsin, sahip çıksın. Yaklaşık 100 aracımız bugün hareket edecek. Iğdır, Van, Muş, Ahmet, Bitlis, Siirt. Yani özellikle odak noktalarımızın kritik olan, oylarımızın kritik olduğu illere mevcut AKP-MHP ittifakının hayalet seçmen taşıdığı illerimize öncelikle hareket seçmenlerimiz. Memleketlerinde oy kullanmak için DEM Parti'ye başvuran hareketli seçmen otobüsleri ilk olarak İstanbul ve İzmir'den yola çıktı. İstanbul'da Yenikapı miting alanı otobüs terminaline dönerken İzmir'den de 10 otobüs kalktı. Hala bizi kayıtlarımız açık şu anda da. Hala genel merkezden doğru gelen kayıtları hala alıyoruz. Türkiye 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanırken deprem bölgesindeki kentlerde sandıklar yıkımın gölgesinde kurulacak. Yüksek Seçim Kurulu depremin yıktığı kentlerde seçim hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. 19-20 Deprem bölgesinde sandıklar depremde yıkılan veya ağır hasar alan okulların yerine bahçelerine veya muhtarlık yanlarına konuşlandırılan konteynerlerde kurulacak. Hatay'da 3.424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor. Kurumuna başlanan konteynerlerde ise çalışmalar sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu seçime yönelik hazırlıkların tamamlandığını duyurmasına rağmen, yurttaşlar deprem bölgesinde kaldırılmayan enkazlara rağmen yapılan aday tanıtım çalışmalarına tepkili. Depremin üzerinden 1 yıl 2 ay geçmesine rağmen Antakya'da hala kaldırılmayan enkazların olduğunu, bu koşullarda seçim çalışmalarının devam etmesine tepki gösteren bir yurttaş, enkazların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Bu Antakya'yı kim toplayacak, kim yardım edecek? Utanmadan burada seçim arabaları dolaştırıyor. Bütün partiler afişler asmışlar, utanmadan afişe para vermişler. Şu hale bak. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah kentinde bir konuta düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü. Saldırılarda yaralananlar Refah kentindeki En-Necar Hastanesi'ne sevk edildi. İsrail'in hedeflerinden biri de Şifa Hastanesi oldu. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin hastane yerleşkesinde bulunan 200'den fazla Filistinliyi infaz ettiği, yaklaşık 1000 kişiyi alıkoyduğu bildirildi. İsrail ordusu sadece Gazze'ye değil, komşu ülkelerdeki kimi noktalara da saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri Suriye'nin kuzey kenti Halep'e hava saldırısı düzenledi. Ya Rab lütfen. Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağı, saldırılarda 5'i Hizbullah üyesi olmak üzere en az 38 kişinin öldüğü bilgisini verdi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, sivillerin ve askeri personelin öldüğü belirtildi. Ancak sayı verilmedi.
İsrail'in uluslararası kararları hiçe sayan saldırıları sürerken Hamas'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız soykırım savaşını sürdürdüğü aktarıldı. Hamas, Adalet Divanı'nın Gazze'ye yardım girişini öngören kararına, bunları bir an önce hayata geçirme zorunluluğu getirecek uluslararası toplum tarafından dayatılan bir yürütme mekanizmasının eşlik etmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndansa Gazze'de iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp buldozerlerle kuma gömülmesine ilişkin açıklama geldi. Görüntülerden çok rahatsız olduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda ölenlerin sayısı 144'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Murashko, hastanelerde 17'sinin durumu ağır, 69 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Saldırıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Tacikistanlı bir güvenlik kaynağı, saldırıyla bağlantısı olduğuna inanılan 9 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kaynak, pazartesi günü gözaltına alınan 9 kişinin başkent Duşanbe'ye götürüldüğünü aktardı. 3 günlük ziyaret kapsamında Brezilya'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile görüştü. Macron ve Lula'nın ziyaret boyunca çekilen samimi görüntüleri esprili yorumlara neden oldu. İkilinin çekilen görüntülerinin düğün fotoğrafına benzetilmesine Macron'dan da esprili yanıt geldi. Macron, ben de onlara diyorum ki bu bir düğündü. Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor ifadelerini kullandı. Oy. Ah, oy. Açarda. Polisiye! Görüntüler Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da kaydedildi. Bir bebek yerden 6 metre yükseklikteki açık penceredeki pervaza tırmandı. Bebek çevredekilerin polisi araması üzerine kurtarıldı. Polis merdivenle dairenin penceresine tırmanarak annesi uyumakta olan bebeği evin içine aldı. Güney Kore'nin başkenti Seul dahil birçok bölgede toz fırtınası etkili oluyor. Kore Meteoroloji İdaresi çoğu bölgede ince toz seviyelerinin metreküp başına 151 mikrogramın üzerinde olan çok kötü seviyesini aştığını belirtti. Halka sağlık açısından uyarılarda bulunuldu. Moğolistan platosundan esen sarı toz fırtınasının cumartesi gününe kadar hava kalitesini etkilemeye devam edeceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final karşılaşmalarının takvimini belirledi. Final maçının 23 Mayıs'ta oynanacağı kupada yarı finalde 23 Nisan Salı günü saat 20.30'da MKE Ankara Gücü Beşiktaş, 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Trabzonspor Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kupada yarı final rövanş maçları ise 8 ila 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve 10 ay futboldan men cezası alan İngiliz takımı Newcastle United'ın İtalyan orta sahası Sandro Tonali, İngiltere Futbol Federasyonu'nun bahis kurallarını ihlal ederek görevi kötüye kullanmakla suçlandı. 23 yaşındaki futbolcunun 50 kez bahis oynayarak kuralları ihlal ettiği açıklandı. Tonali, futbol yasağından dolayı Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te de forma giyemeyecek. Voleybolda Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 15. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi. Sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi biletini almaya hak kazandı. Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun 32. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonya'yı 97-76 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla toplamdaysa 15. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Baskonya ise 16. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği turnuvası Megasaray Hotels Açık'ta Alman raket Ella Seydal'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Sönmez çeyrek finalde dünya 151 numarası Japon raket Moyuka Oshijima ile karşılaşacak.